ABCD paralelkenar. BC uzunluğu A birim, DC uzunluğu B birim. Eşitlik verilmiş. Buna göre 1, 2, 3 ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur? Bu ifadeyi 6K'ya eşitleyelim. 3, 2, 1'in ekoku 6'dır. O yüzden 6K'ya eşitledim. DC uzunluğu 6K olur. 3DK 6K'ya eşitse DK uzunluğu 2K'dır. 2KA 6K'ya eşitse KA uzunluğu 3K olup AD uzunluğu 5K'ya eşittir. Bu durumda A 5K olur. İkincisine bakalım. A 5K. B ise 6K'dır. O zaman 5K 6K'dan küçük olduğu için ikinci ifade doğrudur. Diğerine bakalım. A yerine 5K B yerine 6K yazıyorum. Buradan 20K küçük 18K geldi. Yanlıştır. Birincisine bakacağız. A büyük CE demiş. A'yı 5K olarak bulmuştuk. Diyor ki 5K CE'den büyük mü? Bunu kontrol edeceğiz. Bir paralel kenar verilmiş. Dolayısıyla karşılıklı kenarlar paraleldir. DE açıortay, CE açıortay ve kesişim noktası E olmak üzere Burada bir 90 derece vardır. Bunu şu şekilde de bulabiliriz arkadaşlar. Paralel olduğu için 2 alfa ile 2 beta'nın toplamı 180 derecedir. 2'ye böldüğümüzde alfa ile beta'nın toplamı 90 olup buradaki açıya 90 derece kalır. Böyle düşündüğümüzde 6k uzunluğu yani hipotenüs CE uzunluğundan büyüktür. Bir de şu açıdan bakalım. E'den DC'ye bir kenar ortay indiriyorum. Kenar ortay indirdiğim zaman 3K, 3K, 3K olacak ve CE uzunluğu 3K'dan büyük olacak. Bunu net olarak söyleyebiliyoruz. Fakat 5K büyüktür CE uzunluğunu kesinlikle söyleyemiyoruz. Bu durumda cevabımız yalnız 2 olur. Eşkenar dörtgen verilmiş, 11 birim, 1 bir birim şekil üzerinde mevcut. Boyalı alan 6 birim kare. Eşkenar dörtgenin alanı nedir demiş. Eşkenar dörtgende dört kenarın uzunluğu birbirine eşittir. Ve AC köşegeni çizdiğimizde köşegenler birbirini dik keser. Ve bu kesişim noktasına H dersek, H noktası köşegenleri 2 eşit parçaya böler. HC uzunluğuna x dersek AH uzunluğu da x olur. Arkadaşlar taradığım bu alan x çarpı 1 bölü 2'dir. Benzer şekilde buradaki alanda x çarpı 1 bölü 2 olup toplam alan x olur. Soru da 6 olarak verilmiştir. O zaman x'i 6 bulduğumuza göre buradaki DHC dik üçgenine baktığımızda 6, 8, 13 üçgeni olduğunu görürüz. AC köşegenin uzunluğu 6 çarpı 2'den 12 birim. DB uzunluğu 8 çarpı 2'den 16 birim olup eşkenar dörtgenin alanı 12 çarpı 16 bölü 2'den 96 birim kare olur arkadaşlar. ABCD deltoid. Arkadaşlar, şekle baktığımızda AB uzunluğu BC uzunluğuna eşitse bu bir deltoid olduğu için AD uzunluğu da DC uzunluğuna eşit olur. Bu durumda biz buraya 13 dersek AK uzunluğuna 9 kalır. Ayrıca deltoidde köşegenler birbirini dik keser. BD uzunluğu kök 13 olarak verilmiş ve deltoidin alanı sorulmuş. Arkadaşlar AL uzunluğuna x diyelim. Dikten dik indiği için öklidi uygulayalım. O zaman x kare eşittir 9 çarpı 13'ten kare aldığımızda x 3 kök 13 olur. İkizkenar üçgenin tabanına dik inildiğinde taban iki eşit parçaya bölünmüş olur. Dolayısıyla RC uzunluğu da 3 kök 13'tür. Gelelim şuradaki uzunluğu bulmaya yani Y'yi bulmaya. Yine benzer şekilde Öklid'i uygulayacağız arkadaşlar. Y kare eşittir. 4 çarpı 13. Kare aldığımızda Y 2 kök 13 olur. Burada AC köşegeni 6 kök 13'tür. DB köşegeni ise 2 kök 13 artı kök 13'ten 3 kök 13'tür. O zaman deltoidin alanı 6 kök 13 çarpı 3 kök 13 bölü 2'den 9 çarpı 13 olup cevap 117 olur arkadaşlar. İki tane eş dikdörtgen verilmiş. ABE doğrusal, AE uzunluğu 14 birim, KE uzunluğu 11 birim olarak verilmiş. DF uzunluğu nedir diyor. KF'nin doğrultusunu şu şekilde uzatalım arkadaşlar. Burası zaten AE uzunluğuna eşit olup 14'tür. O zaman buradaki uzunluğu bulursak Pisagor yardımıyla DF'ye ulaşabiliriz. Dikdörtgenin kısa kenarına x diyelim. O zaman KB uzunluğu da x olacaktır. BE uzunluğu ise 14 eksi x'tir. Şimdi KBE dik üçgenine baktığımızda bu dik üçgen 6, 8, 10 üçgeni olur arkadaşlar. 8, 6, 10 da olabilir ama KB burada kısa kenar olduğu için dikdörtgenin 6 olacaktır. Bu durumda dikdörtgenin uzun kenarına 8 dedik. Kısa kenarına 6 dediğimiz için 8 eksi 6'dan aradığımız uzunluğu 2 olarak buluruz. Ve dik üçgene bakarak Pisagor'u uyguladığımızda DF uzunluğu 2'nin karesi artı 14'ün karesinin kara kökünden 10 kök 2 gelir arkadaşlar. AB CD kare BK CK'ya dik CK 7 birim DK 25 birim X kaç birimdir? Öncelikle CBK üçgenine bakalım. Buraya alfa buraya beta dersek CBK üçgeninde alfa ile betanın toplamı 90 derece olmaktadır. Evet buradaki köşe bir 90 derecedir. CK'nın doğrultusunu bozmayacak şekilde uzattığımda tamamının 180 olabilmesi için Buraya beta demeliyiz arkadaşlar. D'den de DC ile alfa açısı yapacak şekilde uzattığımızda alfa beta daha 90 olduğundan buraya da 90 derece kalacaktır. Bu köşeyi M diyelim. Burada MCK doğrusaldır. Arkadaşlar taradığım buradaki üçgen ile buradaki üçgen iç açıları aynı. 90'ın karşısındaki kenarların uzunlukları da kare olmasından dolayı aynıdır. Yani taradığım üçgenler eş üçgenlerdir. Böyle bir durumda beta'nın karşısında 7 varsa burada da 7 olmalı. Alfa'nın karşısında x varsa burada da x olmalıdır. DK uzunluğu soruda 25 olarak verilmiş. MDK üçgeni bir dik üçgendir. 7, 24, 25 üçgenidir. O zaman x artı 7 24 ise x'imiz 17'dir arkadaşlar. ABCD paralelkenar. 3DK 2KL'yi eşittir. O zaman DK uzunluğuna 2x, KL'ye 3x diyelim. AL uzunluğu LB uzunluğunun 3 katıdır. Buraya Y diyorum. 3Y DKC'nin alanı 8 birim karedir. DAL'nin alanı yani boyalı alan nedir demiş. Arkadaşlar LC'yi birleştiriyorum. 2x'e karşı 8 geliyorsa yani 2'nin 4 katı gelmiş. 3x'e karşı 3 çarpı 4'ten 12 gelir. Y'ye karşı A alanı gelsin. 3y'ye karşı 3a olacaktır. Burada 8 artı 12 yani 20 birim kare 3a artı a'ya eşit olup A buradan 5 gelir arkadaşlar. Ve aradığımız alan 3A olduğundan 3 çarpı 5'ten 15 birim kare olur. Burada hangi özelliği kullandık? Hemen gösterelim. Bu alan A1, bu alan A2 ise A1 artı A2 eşit olur arkadaşlar. Yani 8 ile 12'nin toplamı 4A'ya eşittir. Buradan önce A'yı bulduk. Daha sonra da 3 A'yı bularak cevabımızı bulmuş olduk. ABCD eşkenar dörtgen. VK AD'y dik. VK uzunluğu 3 birim, BC uzunluğu 4 kök 3 birim. Ve eşkenar dörtgenin alanı sorulmuş. Burada B noktasından VK'ya paralel olacak şekilde uzatıyorum. Arkadaşlar paralel olduğu için 1'in 2'ye oranından 3'ün 6'ya oranı gelmektedir. Bulduğumuz bu uzunluk eşkenar dörtgenin yüksekliğidir arkadaşlar. Dolayısıyla bir kenarı da 4 kök 3 olmasından dolayı eşkenar dörtgenin alanı yükseklik çarpı bir kenarından 24 kök 3 birim karedir. ABCD eşkenar dörtgeni AK boyunca katlandığında D noktası D üstü noktasıyla çakışıyor. BA D üst açısı 15 derece. D üstü köşegenlerin kesim noktası ve D üstünün AB kenarına uzaklığı 2 birim olduğuna göre ABCD'nin alanı kaç birim karedir? Buraya katlamadan önceki halini çizelim arkadaşlar. Bir katlama olduğu için açıortay söz konusu. D üssü köşegenlerin kesim noktası ise uzattığımızda C'den geçecektir ve köşegenlerin kesim noktası AC köşegenini iki eşit parçaya böler. D üssü noktasının AB'ye olan uzaklığı 2 birim ise C'nin AB'ye olan uzaklığı 1'in 2'ye oranından 2'nin 4'e oranı gelir ve 4 olur arkadaşlar. Bu şekilde eşkenar dörtgenin yüksekliğini 4 olarak bulmuş olduk. Şimdi diğer bir özelliğe bakalım. Karşımızda eşkenar bir dörtgen var. Dolayısıyla AC köşegen olduğu için buradaki kırmızı açı ile buradaki kırmızı açı eşit olmaktadır arkadaşlar. O zaman 15 artı 15'ten bu açımız hemen şöyle gösterelim kırmızı açımız 30 derece olmaktadır. Yüksekliğinin de 4 olduğunu bulmuştuk. 30'un karşısında 4 varsa 90'ın karşısında 4'ün katı olan 8 olacaktır. Bu şekilde eşkenar dörtgenin bir kenar uzunluğunu da bulmuş olduk. Yükseklik belli, bir kenarı belli. Eşkenar dörtgenin alanı 4 çarpı 8'den 32 birim kare olur. Ali bir mantar panoya eşit aralıklarla 16 adet raptiye sabitlemiştir. Şekil 1'de ABCD raptiyelerinden geçirilen bir lastik ile ABCD paralel kenarını elde etmiştir. Ardından aynı panoda başka bir lastik kullanarak şekil 2'deki gibi KLMN paralel kenarını elde etmiştir. Buna göre iki paralel kenarın ortak bölgesinin alanının lastiklerin kapladığı toplam alana oranı kaçtır? Öncelikle şekil 1'deki paralel kenarın alanını bulalım arkadaşlar. Tabi bu alanı bulurken iki raptiye arasını bir birim olarak kabul edelim. Burada iki birim var. Burada da iki birim var. O zaman 2 iki çarpı 2'den 4 birim kare olur. Şekil 2'deki alanı bulmaya çalışalım. Arkadaşlar bakın burada bir 2 var. 2 birim. Burası da 2 birim olup 2 iki çarpı 2'den 4 birim kare olur. Şekil 2'nin üzerini temizliyorum. Ve şekil 1'deki paralel kenarı şekil 2 üzerine çiziyorum. Bu şekilde. Burada diyor ki ortak bölgesinin alanının lastiklerin kapladığı toplam alana oranı nedir? Arkadaşlar şu şekilde yazdım. Burada bir birim var. Burada iki birim var. Üçgenin alanı 1 çarpı 2 bölü 2'den bir birim kare olmaktadır. Evet burası iki birim. Burası bir birim. Aynı şekilde 1 çarpı 2 bölü 2'den burası da bir birim karedir. Soldaki paralel kenarın alanına 4 demiştik. 1 var. 1 var. O zaman arkadaşlar bu ortak alan 4 eksi 2'den 2'dir. Kale alanı da 4 olduğuna göre ve burası 2 ise 4 eksi 2'den dışarıda kalan şu kısımda 2'dir arkadaşlar. O zaman ortak bölge taradığım bu bölge 2 birim karedir. Lastiklerin kapladığı alan Burada 4 birim kare var. Bir de 2 birim kare olmak üzere toplamda 6 birim karedir. Ve bu oran 1 bölü 3 olur. AB, CD, deltoid. AB, AD'ye eşit. BK, KC'ye eşit. Dikdikler şekil üzerinde mevcut. AB uzunluğu 6 kök 2 olarak verilmiş. ABCD deltoidi D köşesi zemine değecek şekilde ok yönünde devrildiğinde D noktası D üstü ile çakışmaktadır. AD üst uzunluğu kaç birimdir? Arkadaşlar karşımızda bir deltoid var. AB 6 kök 2 ise AD 6 kök 2'dir. Yi birleştirdiğimizde A, B, birleştirdiğimizde ABD B, ikiz kenar dik üçgen olduğu için 6 kök 2'nin kök 2 katından 12 birim gelmektedir. Burada B, C, D üçgeni ikiz kenar bir üçgendir. Uzunlukları A dersek ikiz kenar üçgen olduğu için CD uzunluğu 2A olup hipotenüsün yarısı olduğu için K, D, C açısı 30 derecedir. Ve K, D, C üçgeni 30, 60, 90 üçgenidir arkadaşlar. Bu şekilde B, C, D üçgeni ikiz kenar olduğunu söylemiştik. Tepe açısı da 60 derece ise aslında B, C, D üçgeni eşkenar üçgendir arkadaşlar. O zaman şu şekilde silelim. Eşkenar üçgen ise ve bu da sağ tarafa bu şekilde yatırıldıysa 60 derece olduğundan buradaki Açımızda 60 derece olacaktır. Şimdi A, D üstünü birleştirelim. A, C'yi birleştirelim. Burada bir aç ortay oluşur. 60'ın yarısından 30 derece gelir. O zaman 30 artı 60'dan 90 derece olur. Bu üçgeni sağ tarafa taşıyorum. Burada bir diklik var. CD uzunluğu burada CD 12 birim olduğu için 12 birimdir arkadaşlar. AD uzunluğuna gidebilmek için AC uzunluğunu bulmalıyız. O zaman ABD üçgenine bakarak ilerleyelim. Arkadaşlar deltoid'in köşegenleri birbirine dik keser. Burada bir muhteşem üçlü oluşur. 6 6 6 buraya 6 artı diyorum. Şimdi şuradaki yüksekliği bulmalıyım. Bu yükseklik eşkenar üçgenin yüksekliğidir. Yani 6'nın kök 3 katına eşittir. Bu durumda 6 artı 6 kök 3 AC uzunluğuna eşit olur. Aradığımız uzunluğa x dersek x kare eşittir. Hatta bunu da 6 parantezine alalım. Bu ifadenin karesi 36 çarpı 1 artı köküçün karesi demektir. 12'nin karesi de 144'tür. Burayı düzenleyelim. 1 artı 2 kök 3 artı 3'ten 4 artı 2 kök 3 gelir. Ve 36'yı da dağıtalım arkadaşlar. Bu durumda 144 artı 72 kök 3 artı 144 gelir. Yani 288 artı 72 kök Burada 72 parantezine alalım. 4 artı kök 3 gelir. Hatta 72'yi de 36 çarpı 2 şeklinde yazalım. O zaman karekökünü aldığımızda x ifadesi 36 kare kök dışına 6 olarak çıkar. 2'yi de içeri dağıttığımızda 8 artı 2 kök 3 gelmektedir. Cevabımız B'dir. ABCD dikdörtgeni BK boyunca katlandığında A köşesi DC üzerindeki A üssü noktası olmaktadır. 5 ve 13 birim şekil üzerinde mevcut AB uzunluğu X kaç birimdir diyor. Arkadaşlar son şekle katlamadan önceki halini çizelim. AK uzunluğu KA uzunluğuna eşittir ve 13'tür. Dikdörtgenin köşesi 90 derecedir. Dolayısıyla DKA üçgeni 5, 12, 13 üçgenidir. Ve dikdörtgenin buradaki kenarı 12 artı 13'ten 25 birimdir. AB uzunluğu X ise tabii ki bu uzunluğumuz da X olacağından A üstü C uzunluğu X eksi 5 olacaktır. Ve AB uzunluğu katlanınca A üstü B uzunluğu olacağı için Burası da x'tir. Köşesi 90 derece. A üstü CB üçgeninde Pisagor'u uygulayalım. x kare eşittir. 25'in karesi artı x eksi 5'in karesi. Bu ifadeyi sol tarafa alıyorum. 2 kare farkından faydalanalım. x eksi x artı 5 çarpı x artı x eksi 5 eşittir 25 çarpı 25. Buradan 5 gelir. Sadeleştirdiğimizde 2x eksi 5 eşittir. 125 2x eşittir 130 olup 130 bölü 2'den aradığımız uzunluk 65 olur. ABCD dikdörtgeni B köşesi etrafında ok yönünde 30 derece döndürülünce KBSD dikdörtgeni elde ediliyor. 30 derece döndürülmüş arkadaşlar. Dikdörtgenin köşesi 90 derece olduğundan buraya 60 derece kalır. 90 derece, 30 derece. 30'un karşısındaki kenar hipotenüsün yarısıdır. 12'nin yarısı 6. 60'ın karşısındaki kenar 6'nın kök 3 katına eşit. Bu şekilde uzunluğumuzu yazmış olduk. Dikdörtgenin alanı 60 kök 3 olarak verilmiş. Kısa kenar belli. 6, BC uzunluğunu bilmiyoruz. Buradan BC yani dikdörtgenin uzun kenarı 10 kök 3 gelir. Arkadaşlar burayı 6 kök 3 bulmuştuk. 10 kök 3'ten 6 kök 3'ü çıkardığımızda DP uzunluğunu 4 kök 3 olarak buluruz. İstenilen uzunluk 4 kök 3'tür. ABCD dikdörtgeni DK ve BD boyunca kesilerek DAK ve BCD eş üçgenleri atılıyor. AC köşegen MN4 birim BC uzunluğu kök6 birim. KBLD'nin alanı kaç birim karedir? Arkadaşlar buraya 4 yazalım. Çünkü MN uzunluğu 4 olarak verilmiş. Dikdörtgenin köşegeni diktir. Burada da bir diklik var. Kırmızıyla çizdiğim üçgene dikkat edelim. Dikten dikinmiş arkadaşlar. Yani Öklid'i uygulayacağız. Buradaki uzunluk ile bu uzunluk da eşittir. Eşit uzunluklara x diyelim ve Öklid'i uygulayalım. Kök 6'nın karesi eşittir x çarpı 2x artı 4. 6 eşittir x çarpı 2x artı 4'ten. Bakın x'e 1 verdiğimde 1 çarpı 6'dan 6 olmaktadır. Yani x'imiz 1'dir. Buraya 1 yazıyorum. Buraya 1 yazıyorum. Şimdi buradaki dik üçgene bakarak ne B uzunluğunu bulalım arkadaşlar. Bu durumda y kare artı 1'in karesi eşittir kök altının karesinden y kök 5 gelir. Silip yerine yazalım. Burada da arkadaşlar bir diklik var. Dikten dikinmiş. Sarı üçgene dikkat edersek Öklid'i uyguladığımızda 1'in karesi eşittir. Kök 5 çarpı ln olmaktadır. Bu durumda ln uzunluğu 1 bölü kök 5 olup kök 5 beş bölü 5'tir arkadaşlar. O zaman vb uzunluğu kök 5 bölü 5 artı kök 5'ten 6 kök 5 bölü 5 eşittir. Bu kenara inilen yükseklik de 4'tür. Dolayısıyla buradaki alan 4 çarpı 6 kök 5 bölü 5'ten 24 kök 5 bölü 5 olur. ABCD paralel kenar. AT uzunluğu TD uzunluğunun 3 katı. O zaman x 3x diyebiliriz. 2KB 3TK'ya eşitmiş. Bu durumda 2 2'ye y şeklinde yazabiliriz. C bulundukları bölgelerin alanları olmak üzere 1-2-3 ifadelerinden hangileri doğrudur? Kullanacağımız özellik şudur arkadaşlar. Bir paralel kenar çizdim. Bu şekilde A1-A2 alanı olsun. Ortadaki üçgenin alanı A1 artı A2 olacaktır. Şimdi TC'yi birleştirelim x'e karşı m alanı gelsin. 3x'e karşı 3m alanı gelir. Burada alan TBC üçgeni 3m artı m'den 4m olur arkadaşlar. O zaman 5y'ye karşılık 4m geliyorsa 2y'ye karşılık 8m bölü 5 gelir. Benzer şekilde 5Y'ye karşılık 4M geliyorsa 3Y'ye karşılık 12M bölü 5 gelir. A alanı M cinsinden 3M, B alanı M artı 8M bölü 5'ten 13M bölü 5, C alanı ise 12M bölü 5'tir. Şimdi birincisine bakalım. B artı C demiş. Yani 13 m bölü 5 artı 12 m bölü 5 3 a'ya eşit mi? 3 çarpı 3'ten 9 m'ye eşit mi? 25 bölü 5'ten burası 5 m'dir arkadaşlar. Ve 9 m'ye eşit olmadı. Birincisi yanlıştır. İkincisine bakalım. 4 a demiş. a'yı 4 ile çarptığım zaman 12 m olur. 5C demiş. Bunu da 5 ile çarptığım zaman 12M gelir. Eşitlik doğrudur. İkincisi doğrudur. Ve geldik üçüncüsüne. A eksi B. A'yı yazdık. B'yi de yazdık. Bu ifade C bölü 6'ya eşit mi? C bölü 6 nedir? 6'ya böldüğümüz zaman 2M bölü 5 gelir arkadaşlar. Bakalım eşit mi? 15 m'den 13 m'yi çıkardığımız zaman 2 m bölü 5 olur ve eşitliğin sağ tarafı da 2 m bölü 5'tir. Bu eşitlik sağlandı. Üçüncüsü de doğrudur. Cevabımız 2 ve 3'tür. ABCD kare. DK, KC dik. DL uzunluğu, VA uzunluğunun 2 katı. O zaman DA'ya K dersek, DL uzunluğu 2K olacaktır. DLK üçgenin alanının karenin alanına oranı sorulmuş. DK bir açı ortay. Bu açı ortayın doğrultusunu uzattığımızda karenin köşesine gelecektir. Bu durumda DB köşegendir. CK ise DB köşegenini dik kestiği için bu doğrultuyu da uzatırsak A köşesine gelecektir. Karede köşegenler birbirine dik keser. K'ya karşı A alanı gelsin. Bu durumda 2K'ya karşı 2A alanı gelecektir. DLK üçgeninin alanı A cinsinden 2A'ya eşittir. Bu sarı alan arkadaşlar karenin alanının dörtte birini eşittir. Yani 3A alanı buralara eşit olup karenin alanı 3A çarpı 4'ten 12A'ya eşittir ve aradığımız oran 1 bölü 6'dır. ABCD dikdörtgeni şeklindeki bir kağıt. Önce kısa kenarına paralel olan KL doğrusu boyunca şekil 1'deki gibi ok yönünde, sonra uzun kenarına paralel olan MN doğrusu boyunca şekil 2'deki gibi ok yönünde katlanarak şekil 3 elde ediliyor. Son şekilde oluşan dikdörtgenlerin bazılarının alanları içlerine birim kare türünden yazılmıştır. Buna göre ABCD dikdörtgeninin alanı kaç birim karedir? İlk başta yukarı doğru açalım arkadaşlar ve alanları bu şekilde yazalım. Şimdi sol tarafa doğru açalım. 6, 6, 9 olacaktır. Bu uzunluğa x dersek hatta şu uzunluğa da 6y dersek taradığım alan x çarpı 6y 6y eşit olup x çarpı y 1 gelir arkadaşlar. Burası da x'tir. O zaman buraya kaç x dersek 6y ile çarptığımızda 9 olur. Arkadaşlar o da 3x bölü 2'dir. Bakın 3x bölü 2'yi 6y ile çarptığım zaman 9xy gelir. xy'ye 1 demiştik. Buradan da 9 birim kareye ulaşmış oluruz. Bu şekilde devam edersek. x ile y'nin çarpımı 1 ise. O zaman x ile 8y'yi çarpalım ki. 8 alanına ulaşalım. Şimdi taradığım alana ulaşmaya çalışalım. Buradaki uzunluk 3x bölü 2'dir. Bu uzunluğumuz da 8y'dir. 12xy'den x y 1 idi. Bu alanda 12'dir arkadaşlar. Ve A, B, C, D dikdörtgeninin alanı 1, 2, 3, 4, 4 tane 6 var. 6 çarpı 4'ten 24'tür. 2 tane 9 var. 18, 2 tane 8 var. 16 ve 1 tane de 12 olmak üzere toplamı 70 birim kare olur. Dikdörtgen şeklindeki bir arsanın kenarlarından üçer metre boşluklar bırakılarak orta kısmı havuz yapılacaktır. Havuzun alanı 60 metrekare, havuzun köşegen uzunluğu 13 metre olduğuna göre arsanın çevresi kaç metredir? Köşegen uzunluğunu gösterelim. 13 metreymiş. X, Y diyelim. Havuzun alanı X çarpı Y'den 60 metrekareymiş. Arkadaşlar 5, 12, 13 üçgenin şeklinde düşünebiliriz. O zaman arsanın buradaki uzunluğu 3 artı 5 artı 3'ten 11 metredir. Buradaki uzunluğu ise 3 artı 12 artı 3'ten 18 metredir. Çevresini sormuş. Çevre eşittir. 2 çarpı 11 artı 18'den yani 2 çarpı 29 olup 58 metre olur. Çekil 1'de kenar uzunlukları 5 birim ve 15 birim olan özdeş iki dikdörtgen dolap kapağı kapalı olarak gösterilmiştir. Soldaki kapak A ve B noktalarından sağdaki kapak ise C ve D noktalarından duvara sabitlenmiştir. Soldaki kapağın B noktasındaki menteşesi ve sağdaki kapağın C noktasındaki menteşesi çıkınca paralel olarak şekil 2'deki gibi dengede kalmıştır. Şekil 2'de MN uzunluğu BC uzunluğunun 4 katına eşitmiş. B ile zemine paralel olduğuna göre H kaç birimdir? O zaman BC uzunluğuna K diyelim. MN uzunluğu 4K olur arkadaşlar. Dolabın uzun kenarı 15, kısa kenarı ise 5'tir. 5'i buraya yerleştirelim. 90 derece var. Çizgi açı diyelim. Nokta açı diyelim. Çizgi açı ile nokta açının toplamı 90 derecedir. 90 derece var. Burada da nokta açı var. Evet. Öncelikle şurayı bulup K'ya ulaşabiliriz arkadaşlar. Sarıya boyadığım üçgenler benzer üçgenlerdir. İç açıları aynıdır. Küçük üçgenden başlıyorum. 90'ın karşısında 5 var. Büyük üçgende 90'ın karşısında 15 var. Küçük üçgende nokta açının karşısında k var. Büyük üçgende nokta açının karşısında 3k olur arkadaşlar. Demek ki büyük sarı üçgen 3, 4, 5 üçgeninden hipotenüs 5k'ya eşit olur. 5k eşittir 15'ten K'yı 3 olarak buluruz. Şimdi burada MN'nin doğrultusunu uzatıyorum. 90 derece var ve çizgi açı var. Arkadaşlar yeşil üçgen ile mavi üçgen eş üçgendir. İç açıları aynı ve 90 derecenin karşısındaki kenarların uzunlukları da aynı. O yüzden yeşil ve mavi üçgenler eş üçgendir. Buraya nokta açı kalır. Noktaçının karşısında k var. Yani 3 var. 3'ü buraya yazıyorum. 4k ise 4 çarpı 3'ten 12'ye eşittir arkadaşlar. Bakın burası 15 birim oldu. 15 birim h artı 3'e eşittir. Bu durumda aradığımız uzunluk 12 birim olur. Özdeş eşkenar dörtgen şeklinde tellerle örülü bir eleği kullanarak küre şeklindeki yarıçapları çapları bir birim olan bulgur, iki birim olan mercimek, kök iki birim olan nohut ürünlerinden hangileri eleğin tellerinden aşağı dökülür? Arkadaşlar buraya bir şekil çizdim. Bu bir eşkenar dörtgen. Aradaki açı 30 derece. Şimdi eşkenar dörtgenin yüksekliğini bulacağım. Bir kenarı 4 birim olarak verilmiş. 30'un karşısındaki kenar hipotenüsün yarısıdır. Burada bulduğum iki birim uzunluk çizdiğim dairenin çapıdır arkadaşlar. Bu durumda yarı çapı bir birim olacaktır. 1-2-3 bir ifadelerinden bir birim olan bulgur elekten geçer. Diğerleri geçemez arkadaşlar. Çünkü yarı çapı birden büyüktür. Cevabımız yalnız birdir. A, B, C'de ikiz kenar yamuğu biçimindeki desenler dikdörtgen bir halıda şekildeki gibi kullanılıyor. Halının kenar uzunlukları 23 birim ve 18 birim olduğuna göre halının 4K logosu bulunan iç bölgesinin alanı kaç birim karedir? Buradaki ikiz kenar yamuğun uzun kenarı B, kısa kenarı A olarak gösterilmiş. O zaman B, A, B, A, B, A, B, A, B şeklinde yazalım. Burada toplamda 5B, 4A vardır ve bu uzunluk 23 birimdir. B, A, B, A, B, A, B diyelim. Buradaki uzunluk 4B artı 3A'dan 18 birimdir. Burada A'ları yok etmeye çalışalım. 3 ile burayı da eksi 4 ile genişletip toplayalım arkadaşlar. 15B eksi 16B'den eksi B olur. 12A eksi 12A birbirini götürür. Buradan da 3 kere 3 9 69 eksi 4 çarpı 18'den 72 gelip B'yi 3 olarak buluruz arkadaşlar. Bu ifadeyi kullanarak A'ya ulaşalım. 5 çarpı 3'ten 15 4A 8 olur. A 2'dir. Şimdi buradaki uzunluğu bulalım. A, B, A, B, A, B, A. Bu uzunluk A ve B cinsinden 3B artı 4A'dır. 3 çarpı 3 artı 4 çarpı 2'den yani 9 artı 8'den 17 olur. Yani şu uzunluğumuz 17'dir arkadaşlar. Şimdi yukarıya bakalım. Burası A'dır. B, A, B, A, B, A, B, A olup 4B, 5A'dan oluşmaktadır. 4 çarpı 3 artı 5 çarpı 2'den 22 gelir. Evet burası da 22'dir. O zaman 4K'nın olduğu alan 22 çarpı 17'den 374 gelir. ABCD paralel kenarı DK ve BL boyunca ok yönlerinde katlandığında A noktası AB üzerindeki T noktası ile C noktası DC üzerindeki S noktası ile çakışmaktadır. Arkadaşlar katlanmış DC doğrultusunun üstüne gelmiş. Katlanmış AB doğrultusunun üstüne gelmiş. O zaman burada bir diklik mevcuttur. Şekil üzerindeki kök yediği ve 4 birim uzunluğunu son şekle yerleştirelim. Sonuçta AK katlanınca ne olacak? DT uzunluğuna eşit olacak. TB uzunluğu KT uzunluğunun bir fazlasıymış. TB alanı nedir demiş. Bize burayı sormaktadır. Arkadaşlar buradaki 4 uzunluğu buraya eşittir ya da Paralel kenar yüksekliği kök 7 olduğu için DK uzunluğu kök 7'ye eşit olacaktır. Pisagor'u uyguladığımızda KT 3 gelir arkadaşlar. 4'ün karesi eksi kök 7'nin karesi eşittir KT'nin karesi. Buradan 9 gelip KT 3 gelir. KT uzunluğumuz 3 ise TB uzunluğu 3 artı 1'den 4 olur. Şimdi taradığım paralel kenara baktığımızda burada TB'yi inilen yükseklik kök 7 olduğu için taralı alan yükseklik çarpı TB uzunluğundan 4 kök 7 gelir arkadaşlar. Ali Usta ön yüzü ABCD karesi biçiminde olan bir deponun çatısına yerleştirmek için KLMN karesi biçiminde bir plakayı çatıya doğru iterken çatı çöküyor ve kare plaka depoya düşerek şekildeki gibi ön yüzeye yaslanarak duruyor. Kare plakanın bir kenar uzunluğu 2 metre, BD köşegen olduğuna göre BD uzunluğu kaç metredir? Kare olduğu için köşeleri 90 derecedir ve bir kenarı da 2 metre olarak verilmiş. Depo bir küp Dolayısıyla ön yüzü yani A, B, C bir kare olup B de bu karenin köşegeni olduğu için buradaki açılar 45 derece olur arkadaşlar. O zaman D, K üssü, N üssü üçgeni ikiz kenar dik üçgen olup K üssü neyse uzunluğu 2 ise, D K üssü uzunluğu da 2 metre olacaktır. Benzer şekilde, M üssü L üssü B üçgeni de ikiz kenar dik üçgen olup, L üssü M üssü uzunluğu 2 olduğundan, L üssü B uzunluğu da 2 olacaktır. Bu durumda, BD köşegenin uzunluğu 6 metredir. Ardışık köşeleri A, B, C noktaları olan paralel kenarın dördüncü köşesi aşağıdaki noktalardan hangisidir? Paralel kenarda karşılıklı kenarlar birbirine paralel ve karşılıklı kenarların uzunlukları birbirine eşittir arkadaşlar. İlk başta A ile B'yi, şimdi B ile C'yi çizdim. Paralel kenar olabilmesi için AB'nin uzunluğuna eşit ve AB'ye paralel bir doğru parçası çizmeliyim. Burada arkadaşlar 2 birim var ve 6 birim var. O zaman AB'ye paralel çizerken benzer şekilde C noktasından 2 birim sağa ve 6 birim yukarı gideceğiz arkadaşlar. Bu durumda çizdiğim CK doğru parçası AB'ye paralel oldu ve CK doğru parçasının uzunluğu AB'nin uzunluğuna eşit oldu. Şimdi AK'yı birleştirdiğimizde AK doğru parçasının BC uzunluğuna eşit olduğunu görebiliyoruz. Bakın arkadaşlar 3 birim burada da 7 birim var. Benzer şekilde 3 birim ve 7 birim var. A, B, C, K bir paralel kenardır. Aradığımız nokta K noktasıdır. A, C, D paralel kenarı. D, uzunluğu, LC uzunluğuna eşit. BK uzunluğu KC uzunluğuna eşit olacak biçimde AK ve AL boyunca kesiliyor. Elde edilen üçgenler atılıyor. Kalan şeklin alanı 48 birim kare olduğuna göre atılan parçaların alanları toplamı kaç birim karedir? Arkadaşlar son şekle bakalım. Buraya A dersek tabii ki buradaki alan 48 eksi A olacaktır. Toplamı 48 olacak. AC köşegenini baştaki Şeklede çizdim. Burası A'dır. 48 eksi A'dır. Arkadaşlar çift çizgiye A geliyorsa burada da çift çizgiye A gelir. Tek çizgiye 48 eksi A geliyorsa buradaki tek çizgiye de 48 eksi A gelir. Atılan parçalar saradığım alanlardır. Yani atılan parçaların alanları toplamı bu durumda 48 birim kare olur. Mimar Kenan kendi inşa ettiği evinin çocuk odasının şekilde gösterilen ABCD dikdörtgeni biçimindeki cephesine pencere yapacaktır. ALCK paralel kenar. A L C K bir paralel kenarmış. Yani karşılıklı kenarlar birbirine paralel ve karşılıklı kenarların uzunlukları birbirine eşit arkadaşlar. EF FC'ye eşit. DCF açısı FCL açısına ve RCB açısına eşitmiş. O zaman arkadaşlar bu odanın köşesi 90 derece olduğuna göre 90 bölü 3'ten buradaki her bir açı 30 derece olacaktır. FC 12 kök 3 AE 8 birim ABCD'nin çevresi nedir? köşesi 90 derece. 90, 60, o zaman 30 derece. 30, 30 daha 60 derece olacaktır. İlk başta C, F, B üçgenine bakalım. 90'ın karşısında 12 kök 3 varsa 30'un karşısında yarısı olup 6 kök 3 olur arkadaşlar. O zaman 60'ın karşısında 6 kök 3 varsa 30'un karşısında 6 olur. Burada ise 90'ın karşısında 6'nın 2 katından 12 olur. Buradaki taradığım üçgen ikiz kenar üçgendir. CL uzunluğu 12 ise FL uzunluğu 12'dir arkadaşlar. Bu şekilde bulmuş olduk. AK V, C'yi paralel olduğu için 60 derece paralellikten, yöndeş açıdan buraya eşit olur. 30, 90, burası da 60 derecedir. Yani E, A, F üçgeni bir eşkenar üçgen olup buradaki uzunluk da 8'dir arkadaşlar. O zaman şu uzunluğumuz 26'dır. 8 artı 12 artı 6'dan 26'dır. DC uzunluğu da 26'dır. CB 6 köküç ise DA da 6 köküçtür. Bu durumda ABCD'nin çevresi 6 köküç artı 6 köküç artı 26 artı 26'dan 52 artı 12 köküç olur arkadaşlar.